Merhaba. Louvre Müzesi'nin en kalabalık odasındayız. Kalabalık olmasının oldukça geçerli bir sebebi var. Bu odada Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu yer alıyor. Mona Lisa'nın dünyadaki en meşhur tablo olduğunu söyleyebiliriz. Meşhur olansa Mona Lisa'nın gülümsemesi tabii ki. Ancak Mona Lisa'nın o an ne hissettiğini gülümsemesine bakarak anlamak oldukça zor. Bu gülümseme belli belirsiz bir gülümseme. Bu gizemli gülümseme sayesinde tabloyu inceleyenlerin Mona Lisa'yı istedikleri gibi yorumlama şansına sahip olduklarını da söyleyebiliriz. Örneğin Sigmund Freud, Mona Lisa'nın gülümsemesinde hem anaç hem de çapkın bir ifade olduğunu dile getirmiştir. Evet, bu gülümsemenin bu iki ifadeyi de barındırdığını söyleyebiliriz. Bu portre Floransalı bir tüccarın eşinin portresi. İnsanlar bu tablonun önünde fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar. Rönesans döneminde bu tarz portreleri sadece seçkin insanlar yaptırabiliyordu. Bu portreleri yaptırmak oldukça pahalıydı. Gerçeğe yakın bir portre olabilmesi için ressamın karşısında uzun uzun poz vermek gerekirdi. Pahalı oldukları için de ancak kraliçeler, krallar ve asiller portrelerini yaptırabilirlerdi. Rönesans döneminde tüccar sınıfı güçlenmişti. Varlıklı bir tüccarın eşinin portresini yapması için Leonardo'yu görevlendirmiş olması, tüccarların, bankacıların ve benzer işlerle uğraşanların Rönesans döneminde ne kadar büyük paralar kazandıklarını gösteriyor. Özellikle de Rönesans döneminde ekonomik bir merkez haline gelen Floransa'da. Bu portreyi yaptıran tüccarın kumaş ticareti yaptığını biliyoruz. Bu tabloda birçok yeniliğe tanık oluyoruz. Bunlardan biri yarım portre. Portreler o dönemde genellikle büst şeklinde, yani göğüsten yukarısını resmedecek şekilde yapılırdı. Mona Lisa tablosuna baktığımızda portrenin oldukça etkileyici, yepyeni bir halini görüyoruz. Standart bir portreyi düşünecek olursak, figürün göğüsten yukarısını profilden görürüz. Bu portrelerde oldukça durgun, resmi ve biraz da ciddi bir duruş resmedilir. Leonardo ise Mona Lisa'yı profilden resmetmek yerine başı bize dönük halde, omuzları da hafifçe bizden tarafa doğru konumlandırılmış olarak resmetmiş. Elleri de portreye dahil ettiği için karşımızdaki figür çok daha doğal görünüyor. Hani karşısına geçip sohbet edebilecekmişiz gibi hissediyoruz. Bu tipte belli bir arka planın olduğu ve ellerin göründüğü portreler Kuzey Rönesans'ında karşılaşılan portrelerdi. Ama o dönemde İtalya'da Rafael ve pek çok diğer sanatçıyı etkisi altına alacak yeni bir yöntemdi. Tablonun bir diğer özelliği, Leonardo'nun bu portreyi resmederken sfumato olarak bilinen bir tekniği kullanması. Sfumato, duman gibi havaya karışıp yok olmak anlamına gelir. Ve resimde gizemli ve dumanlı bir havanın yaratılmasını sağlar. Sfumato tekniği, Rönesans'ın ilk dönemlerindeki tablolarda sıkça rastlanan keskin hatları ortadan kaldırır. Resme atmosferik bir özellik katar. Figür sanki karanlığın içinden belirmiş gibi görünür. Bu sayede de resimde bir bütünlük duygusu hissedilir. Mona Lisa'nın verandada bir sandalyede oturduğunu görüyoruz ve iki yanında bir sütunun kaidesine benzeyen yapılar var. Resmin kesilip kesilmediğini, yani orijinalinde bu sütunların tam halinin olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak bu resmin ilk çizimlerinde bu sütunları görmek mümkün. Bu tabloya dair çözemediğimiz pek çok şey var. Bu tablo sipariş üzerine yapılmıştı. Buna rağmen Leonardo tabloyu kendine saklamış ve tabloyu sipariş eden kişiye vermemiş. Leonardo daha sonra Fransa'ya taşındığında resmi de beraberinde götürmüş. Tablonun bugün Louvre Müzesi'nde olmasının sebebi de bu.
Sormamız gereken sorulardan bir diğeri, bu tabloyu bu kadar meşhur yapan şeyin ne oldu? Bu tablo bana yine belli belirsiz bir ifadeye sahip ve gizemli bir başka kadının resmedildiği tablolardan biri olan ve bundan neredeyse 100 yıl sonra Vermeer tarafından yapılan İnci Küpeli Kız tablosunu hatırlatıyor. Genelleyecek olursak, gizemli kadınların resmedildiği tabloların hayranlık uyandırdığını söyleyebiliriz. Bu tablonun bu kadar ünlenmesinin sebeplerinden biri bu olmalı. Tabii şunu da unutmamak gerek, bir şey meşhur olduktan sonra ününe ün katmaya devam eder. Mona Lisa 1911'de çalınmıştı. Dünya basınının da dikkatini çeken bu olay, tablonun ününü arttırdı. Marcel Duchamp ve Andy Warhol gibi birçok sanatçı da Mona Lisa'yı eserlerine konu etti. Eserin nasıl ortaya çıktığını düşünürsek, bu resmin ünü daha da çarpıcı görünüyor. Başlangıçta bir adamın eşi için yapılmış olan bu portre muhtemelen sadece o evde yaşayanlar ya da o evi ziyaret edenler tarafından görülecekti. Portreyi sipariş eden adam belki çocuklarının doğumunu ya da yeni aldıkları evi kutlamak için eşine hediye olarak bu portreyi sipariş etmişti. Ancak şu anda bu portre çok büyük bir galeride bulunuyor ve etrafında yüzlerce insan var. Binlerce, hatta milyonlarca kopyası var. Leonardo'nun zamanında belki de küçük bir sipariş olarak gördüğü bu tablo şaşırtıcı bir üne sahip bugün. Hoşça kalın.